Tabii ki kaybettiğimiz için üzgünüz, onu söyleyeyim. Zor bir oyun oldu. Bendikspor da iyi mücadele etti. Tabii yine bu hafta da geçen haftaki gibi 70'lerde 10 kişi kalınca işler zorlaşıyor futbolda. Aslında bayağı da bir pozisyon yakaladık. İkinci yarı istediğimiz gibi oldu ama maalesef oyunu çeviremedik. Sonucu alamadık oyunun ikinci yarısında. Olabiliyor böyle oyunlar maçlarda. O yüzden kaybettiğimiz için doğal olarak üzgünüz. Ancak hakem Kaan Tugay Numanoğlu arkadaşımız olmasaydı belki biraz farklı bir maç olurdu. Özellikle ilk golü attıktan sonra oyuncumuz yerde yatarken kafasını aldığı bir darbeyle yerde yatarken oyunu devam ettirip bana göre %100 ofsayt olan bir golde o çizgi nasıl çiziliyor bilmiyorum artık orada kim çiziyorsa. Hem oyunu durdurması gerekiyordu hakemin. Çünkü oyuncumuz kafasına darbe aldı. Normal bir sakatlık değildi. Oyunu durdurmadı ve devamında bize golü yedirtti. Bu futbol sahalarında çok olan bir davranış değil. Oyunun devamında rakip oyuncular sakatlandığında hemen oyunu durdurup ve normal sakatlıklarda bir de hemen doktorları sahaya davet etti. Sağ olsun bu arkadaş. Böyle hakemler Türk futbolunda olduğu sürece maalesef Türk futbolunun hiçbir şekilde güvenilirliği kalmayacaktır bundan sonrası için. Özellikle bunu belirteyim. Yani özellikle bu arkadaşı işaret ederek bunu söylüyorum. Gerçekten kendisi adına çok üzücü bir maç oynattı. Bırak oyuncuları oynasınlar, kim kazanıyorsa kazansın. Seni ilgilendiren bir şey yok aslında. Sen normal maçını yönetebilirsin. Maalesef talihsiz bir gece geçirdi diye düşünüyorum ne kadarsa artık. Neticesinde ikinci yarı iyi oynadığımız bir maçtı ama skoru çeviremedik. Üzgünüz tabii. Soru varsa alalım. Sezon sonu devam etmeyeceğinizi açıklamışsınız. Evet, başkan ve yönetimle hafta içinde yaptığımız toplantıda karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Tabii onların da bazı hedefleri var. Bizim de kendi adımıza bazı hedeflerimiz var. Sezon sonu devam etmeme kararı aldık. Oynayacağımız son 3 maç Antalyaspor'da. Ama en başkana, özellikle Sinan başkana, yönetime, değerli Antalyaspor taraftarını teşekkür ediyorum. Bizi burada çok iyi ağırladılar. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Güzel bir 5 ay geçirdiğimizi düşünüyorum. Takımı da istediğimiz yere getirdiğimizi düşünüyorum. Sezonun sonu itibariyle artık 3 hafta kala. O yüzden herkese teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki senelerde tekrar yollarımız karşılaşır. İyi akşamlar arkadaşlar. İhtiyacımız olan bir galibiyet aldık. Mutluyuz. Yani daha önceki haftalarda da biz bu mücadelemizi gösteriyorduk oyuncularımızla beraber ama şanssızlığımızdan kazanamadığımız maçlar oldu. Bugün tabii ki bizim için tamam mı devamı niteliğinde bir maçtı. Elimizden gelen gayreti gösterdik. Kolay değil Antalya deplasmanına 1-0 yenik başlıyorsunuz ve arkasından 2 tane gol atarak galip geliyorsunuz ve 3'ü 4'ü bulabileceğimiz pozisyonlar var. Biz pes etmeyen bir takım olarak sonuna kadar mücadele etmemiz gerektiğini oyuncularımıza söylemiştik ilk geldiğimizde. Üzüldüğümüz noktalardan birisi, evet şu anda 33 puan yaptık ama biz 4-5 puan daha fazla alabilirdik. O mücadeleyi gösterdik, o oyunu gösterdik, o direnci gösterdik bundan önceki haftalarda. Ve maalesef kaybettiğimiz şanssız maçlar oldu. Bugün de bizim adımıza güzel geçen bir maç. 23'e yakın pozisyonumuz var. Kazandığımız ikili mücadeleler var ve arkasından Antalyaspor'u risk aldığı zamanlarda da hücuma geçişlerimizde yakaladığımız pozisyonlarımız var. 3'ü 4'ü bulabilirdik. Ama biz bazen sonuçlandırmada ve finalleri değerlendirmede sıkıntı yaşıyoruz. Bugün gene de oyuncularımın sonuna kadar mücadele ettiğini gördük. Alkışlanmak istiyoruz. Kolay değil tabii ki. İşimizin zor olduğunu da biliyoruz ama biz ne olursa olsun karakterimizi bundan sonraki 3 haftada herkese göstermek istiyoruz. Zaman zaman zorluklar yaşamamıza rağmen alkışlanan bir takım ortaya çıkartmak istiyoruz ki geldiğimiz günden itibaren hem Fenerbahçe deplasmanı hem Galatasaray deplasmanlarında dahil biz iyi bir mücadele ortaya koyduk. Biz iyi oynuyoruz ama iyi oyunumuzun karşılığını alamıyorduk. Bugün de iyi oynadık, karşılığını aldık. Kalan 3 haftada aynı oyunu devam ettirmek istiyoruz. Oyuncularımı kutluyorum. Geriye dönüşü iyi yaptılar. Çünkü her ne kadar Antalyaspor takımının saha içerisinde özellikle Sergen Hoca'nın ikinci yarıdaki 2 tane oyuncu değişikliklerinden sonra biraz daha baskıyı hissettik. Ama ikinci bölgeyi iyi yaptık. Ve hücuma çıkışlarda da biz pozisyonlar bulduk. Son virajı iyi yapmak istiyoruz. 3 maçımız var. 3 maçta da biz sonuna kadar bu yarışın içerisinde olmak istediğimizi söylemiştik. Bugünkü galibiyet de tabii ki bizim için moral ve motivasyon için daha yukarıya taşıyacak anlamında çok önemli bir galibiyetti bizim için.
Onu da yaptık, onu gerçekleştirdik. Şimdi önümüzdeki hafta Rize Spor maçı var ki çok çok önemli maç bizim için. Ve diyorum ya işte o kaybettiğimiz maçlar şimdi geriye dönüp de daha fazla üzülüyoruz. Ve inşallah önümüzdeki 3 maçı aynı şekilde değerlendirip Pendik Spor'u istediği sağlıklı bir şekilde limana yanaştırmak. Umarım bunu başarırız.